Oyun Akademisi'nden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir görev ve yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Harita üzerinde GR noktasına gidiyorum arkadaşlar. Buradaki ne diyelim malikanenin önüne geldik, çiftlik evi. Kapıda adamlar var, direkt içeri giremiyoruz. O yüzden mouse'un sağ tuşuna basıyoruz ve R tuşuna basıyoruz. Bu adamlarla diyalog kuruyoruz. Gördüğünüz gibi bizi silah çektiler. Direkt girmeye kalkarsak düşman pozisyonuna gireceğimiz için adamlarla konuşup derdimizi anlatmamız gerekiyor. Derdimizi anlattıktan sonra içeri doğru girebiliyoruz arkadaşlar. Harita üzerinde zaten GR noktası var. Yani buradaki alanda herhangi birine sormamız gerekiyor. Şimdi aşağı ineceğiz. Evet, şuradaki adamın yanına gidebiliriz. Sağ tuş yapıyoruz ve R tuşuna basıp soruyoruz question. Evet, Arthur diyor ki buranın tarihi hakkında bilgi almak istiyorum diyor. Bana yardımcı olabilir misin dedi. O da dedi ki Efendi Bao diye biri varmış. O sana yardımcı olabilir dedi. Altta da yazıyor işte adı. Çok doğru telaffuz edemeyebilirim. Odunluğun orada olsa gerek dedi. Oradadır dedi. Şimdi bu adamı bulacağız. Yeni bir nokta belirdi. O da BG oldu arkadaşlar. Şuradaki herif herhalde. Bir gidelim yanına. Aynen, odunlar falan var zaten. Ne yapıyor? Kitap mı okuyor? Evet, bu adamın yanına geliyoruz. Mouse'un sağ tuşuna basıyoruz. Sonrasında klavyeden R tuşuna basıp diyaloğa giriyoruz arkadaşlar. Excuse me, friend. We friends? Not yet, but he is open. I guess. We don't get a lot of traveling men here. And suddenly, there's a whole phalanx of mysterious but strangely helpful Yankees about the place. Is there? What are you doing here? I was just looking for work. Well, looking for something. Don't worry, your secret's safe with me. What secret? I got a secret of my own. Are you secretly normal? Excuse me? Never mind. The thing is, I don't care if you kill the whole lot of us and the Braithwaites. I don't want to kill anyone. I love her, you know. Love who? Penelope. But it's impossible. Well, love tends to be complicated. She's a Braithwaite. I'm Beau Gray, son of Tavish Gray, nephew of Lee Gray, the sheriff, grandson of old Murdo Gray. We Grays have been loyal to the state and murderous to the Braithwaites for so long now, no one can even quite explain why. Beyond blind loyalty and stupidity, I'm supposed to be loyal to some nonsense while she's amazing. She's like a woman from the future. She's like tomorrow, if tomorrow turns out fine. Well, I'm sorry for your predicament. Would you help? I don't want to get involved. Gang feuds seems unseemly. I'll pay. I've got money. We Grays, we've always got money. No brains mind but money. Well, in that case. I know she loves to sit out in the gazebo on the edge of the Braithwaite property. Take her this letter and this bracelet, please. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki diyalogumuz bitti. Atımız nerede? Bir ısık çalalım. Ha, şurada. Koş. Şimdi sol altta haritada sarı bir nokta belirdi arkadaşlar. Gitmemiz gereken yer orası. Ata binelim. Bu arkadaş bir kıza aşıkmış. Yani tabii kız da bunu seviyor. Karşılıklı bir aşk, öyle söyleyelim. Ve bizden ona bir mektup götürmemizi istedi. Bir de hediye. Sanıyorum böyle bilezik gibi bir takı olsa gerek. Öyle bir şey. Bunları benim için götürür müsün dedi. Braithwaite arazisinin olduğu yerde dedi. Genelde çardakta oturmayı sever kendisi dedi. Arthur da kabul etti. Tamam, götürürüm dedi. Yani başta birazcık sıcak bakmadı aslında. Böyle pek getir götür işleri, ayak işleri falan Arthur'un sanıyorum tarzı değil. Ama dedi ki param var dedi. Ben sana para verebilirim dedi. Ödeme yaparım dedi. Eğer bana yardımcı olursan dedi. Öyle deyince, yani işin içinde para olunca tabii işler değişti. Arthur da kabul etti. Tamam dedi. Mektubu aldık. Bir de hediye var, kutu. Onu da aldık. Şimdi bu hediyeyi çocuğun sevdiği kıza götüreceğiz. Yani Penelope Braithwaite adında biri. Şimdi arkadaşlar, bizim bu mektubu gizli bir şekilde vermemiz lazım. Neden? Çünkü bunlar biraz zengin, soylu köklü bir aile ve her tarafta korumalar var.
Çiftliğe yaklaştığımız andan itibaren hemen korumalar bize silah çekip hayırdır diyeceklerdir. O yüzden önce bir haritaya bakalım. Evet, buradaki sarı alanın içine girmemiz gerekiyor. Sarıda bir nokta var. Fakat biraz uzağından gideceğim. Yani direkt ortasına girmeyeceğim arkadaşlar. Sol taraftan gideceğim. Yaklaştıkça evet bakın haritanın kenarında kırmızı bir çizgi oluştu zaten. Bunlar korumaları temsil ediyor. Ateş edip öldürebilirler bile sizi. Gitmem gereken yerde sarı nokta arkadaşlar. Çardak demek ki tam şurada. Buradaki kırmızı noktalar ise korumaları temsil ediyor. Bunların hiçbirine görünmeden bu mektubu vermemiz gerekiyor. Şuradan gideceğim. Sonra karşıya geçeceğim. Evet. Yani sarı nokta orada diye direkt ortadan girmeyin. Karşınıza bir sürü adam çıkacaktır arkadaşlar. Bir daha bakalım. Ben bayağı bir uzaklaşmışım ya. Biraz yaklaşayım. Şuradan geçebilir miyiz? Bir daha bakalım haritaya. Yok, biraz daha var. Ben biraz daha kıyıdan gideceğim. Ha tamam, şurada çardak ya. Gördüm. Şuradaki evin oraya bırakabilirim atımı. Aynen. Buraya bir yere bırakacağım. Buradan karşı tarafa yüzeceğim. Çardak tam karşıda arkadaşlar. Kimseye görünmeden yavaş yavaş gidiyoruz. Kontrol tuşuna bastım. CTRL tuşu yani. Başımıza bela almadan bunları kıza ulaştıracağız. Evet, dağda kimse görmez herhalde ya. Are you Penelope Braithwaite? Evet, sen Penelope Braithwaite misin diyor. Evet dedi, sana bir mektup var diyor. Ve diyor bir de hediye. Kıza diyor ki biz tanışmıyoruz bile, ne hediyesi diyor. Arthur da güldü, benden değil ki diyor. Aa yoksa Bao'dan mı dedi. Evet dedi. Kız da tabii ki çok mutlu oldu. Yalnız mektup nasıl ıslanmadan geldi ya, şimdi bak merak ettim ben onu. Şimdi arkadaşlar bunlar yani bunların ilişkisini kimse bilmiyor. Yani bu çocukla Bao'yla bu Penelope'nin aşkını kimse bilmiyor. Kızın ailesi de çok zengin. Bu arada parmaklarında lamba mı var ya? Yanıyor gibi sanki, kırmızı kırmızı. Baya hani led bağlamışlar sanki. Eğer diyor öğrenirlerse diyor, yani ailem öğrenirse Bao'ya diyor işte bir şeyler yaparlar diyor. Artık yani bir şekilde cezalandıracaklar. Beni de diyor cezalandırırlar diyor. Buradan diyor götürürler diyor. Başka bir yerde yaşarım. Ohio'da yaşamaya başlayabilirim diyor. Orada diyor bir amcam var diyor. İşte fabrikası var diyor. Yani bu aşkı kimsenin öğrenmemesi gerekiyor. Öğrenirlerse çocuğu anladığım kadarıyla yaşatmayacaklar. Kızı da buradan götürecekler. Başka bir yerde yaşayacak. Yani daha kötü şartlar altında yaşarım diyor. Şimdi o da bir mektup verdi. Bunu da dedi hani ona götürür müsün? Arthur da diyor ki yani içinden nereden bulaştık bu işe ya? Yani öyle demedi de hani tabiri caizse ben öyle söylüyorum. Şimdi arkadaşlar bakın harita kıpkırmızı oldu. Evet, bu alandan ayrılmamız gerekiyor. Geldiğim gibi gideceğim arkadaşlar. Atım karşıda. Nerede? Şurada. Evet, solumda. Sessiz bir şekilde gidiyorum. Evet, atımıza biniyoruz ve bu alandan hızlı bir şekilde uzaklaşıyoruz arkadaşlar. Uzaklaştıktan sonra görev tamamlanmıştır diye yazı çıkacaktır. Bir sonraki görevimizde de kızdan aldığımız mektubu çocuğa götüreceğiz. Bir görevin daha sonuna geldik. Yeni bir görevde, yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.